Z169'un çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Buradaki ifade vermiş. X kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar burada. X kaçtır? Hmm, Şıklarına denenebilir aslında bence. E, denenebilir mi? Denenebilir mi? Denenemez aslında. Denenebiliyor gördüğünüz üzere. Şıklardan denesek çok rahat bulamayabiliriz. O zaman yola çıkacağız. Şöyle diyelim. Bunun şöyle kök x artı 3 ile genişletelim bunu. Tamam mı? Ne oldu yukarısı? Genişlettik ya bunu. Kök x artı 3'ün karesi oldu. Alt tarafta da bakın bir kök x artı bakın kök x artı 3 ile kök x eksi 3 çarptık. Burada iki kare farkı var arkadaşlar. Bunun kök x'in karesi bir de 3'ün karesi. Eksi 9 o zaman alt taraf x eksi 9 çıktı. Şimdi bunun bir de büyük kökte ya bu böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar üst taraf ne diye çıkacak? Kök x artı 3'ün mutlak değeri olarak çıkacak. O mutlak değeri yazmaya gerek yok. Zaten kök x artı 3 pozitif zaten kesin. Buraya da bölü geldik bölü x eksi 9 kökün içerisinde şu an. Bir de burada ne var arkadaşlar? Bakın burada kök x artı 3 var bir tane daha. Gördüğünüz üzere. Burada. O zaman arkadaşlar ben bunu bundan götürebilirim. Bunu bundan götürürsem burası ne olur? 1 bölü kökün içerisinde x eksi 9 eşittir 1 olur. E x yerine ne vermem gerekiyor? x yerine benim ne ver verirsem olur? x yerine ancak 10 verirsem 10 eksi 9 1. 1 bölü 1'den 1 olur. Cevabımız 10 olur. buradaki. Gelelim buradaki ikinci soruya sevgili arkadaşlar. Şimdi bundan önceki bir çapraz çarpımı yaptığımız zaman ne oldu? 5 artı 5 x'in kök içinde yazılımı 2 çarpı kökün içinde 3 eksi 3 x. Şimdi ben burada her iki tarafında karesini alıyorum. Buranın da karesini alıp buranın da karesini alırsam burası ne diye çıkar arkadaşlar? 5 artı 5x diye çıkar. Burası da 4 çarpı 3 eksi 3x dışarı çıkmış oluyor. O zaman ne oldu? 5 artı 5x eşittir. Çarptım bunu. 12 eksi 12x oldu. Şimdi bu 12x'i buraya atarsak burası ne oldu? 17x eşittir. Bunu da bu tarafa atarsak 7 oldu. x buradan 7 bölü 17 oldu. Cevabımız Ceyhan oluyor buradaki soruda. Diyor ki bir hayvan barınağına yardımcı yardımda bulunan Şeyma 3 kulübeye bıraktığı köpek mamalarının ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriyor. Birinci kulübe kök x kilogram köpek maması. 2. kulübeye birinci kulübedeki köpek mamasının x katının kare kökü kadar. Yani o zaman x çarpı yani x kök x sin kare kökü kadar bırakmış. Köpek maması 3. kulübeye de 2. kulübedeki köpek mamasının x katının karekökü kadar. Yani o zaman bunun X katının yani şöyle yazacağız. X çarpı kökün içerisinde X kök X'in karekökü kadar bırakmış. Üçüncü kulübede köpek maması A kilogram olduğuna göre A üzeri 8'in X cinsinden değeri nedir diye sormuş bize. Şimdi sevgili arkadaşlar, Burada şu A'ymış. Bunu bize sormuş. Bakalım. Şimdi A üzeri 8. Şimdi üçüncü kulübeye bıraktığı köpek maması e, buymuş. A olduğuna göre A üzeri 8'in diyor X cinsinden değeri. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şu kökün şöyle X kökün içinde X kökün içinde X. Bunun arkadaşlar değeri A'ymış. Şimdi biz bunu anlamaya çalışalım. Şimdi burada arkadaşlar ilk durumda şu ifadeyi nasıl çıkarabiliriz? X üzeri 1 bölü 2 olarak çıkarabiliriz. Bir de yanında bir tane daha X olur. Şöyle kökün içinde olur. Bir de X bir daha kökün içinde olur. Şimdi bunun üzerinde 1 ya. Bunların üstlerini toplayalım. Ne oldu burası? 3 bölü 2 oldu. X üzeri 3 bölü 2. Şimdi bunun bir daha kök var ya şurada kök. Bu, bu, kök. Bir de bu böyle. Bunu bir daha kökten çıkarsa altına bölü 2 ekleyeceğiz. Bakın ne oldu? Bir kökün içerisinde x var. Bu dışarı çıktı. X üzeri 3 bölü 4 oldu. Bunun da üzeri 1 gördüğünüz üzere. Bununla bunu da topladığımız zaman arkadaşlar üstlerini kökün içerisinde x üzeri 7 bölü 4 oldu. Şimdi bunun bazı paydasında 2 var gördüğünüz üzere. O zaman şu 2'yi buna bölü diye yazarsak bu x üzeri 7 bölü 8 olarak dışarı çıktı gördüğünüz üzere burası. Şimdi bu durumda bu durumda bu neymiş? A'ya eşitmiş. E sen bunun diyor ki 8 üzerine al. E bunun da 8 üzerine alıp e bunun da 8 üzerine alırsan şu 8 de şu 8 götürür. x üzeri 7 a üzeri 8'e eşit olur. O zaman x üzeri 7'ye eşit olur. Bu sorunun cevabı da bu şekilde gelir sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sette görüşmek üzere.